efendim, iyi akşamlar. Sizler televizyonların karşısındayken ben de burada şu gördüğünüz koltuklarda gelecek olan konuklarımla sohbet ediyor olacağım. Sorular hakkında hiçbir bilgi veremem çünkü ben de bilmiyorum. Konuğuma baktıkça, konuğumun oturuşuna baktıkça, duruşuna baktıkça soru üreteceğim ve cevap alacağım. Gelecek olan cevaplardan ne gibi sorular çıkar onu da Allah bilir diye düşünüyorum. Ben son derece heyecanlıyım çünkü ilk gelecek olan konuğumla çok güzel şeyler konuşacağımı, hiç kimsenin belki de konuşmaya cesaret edemediği şeyleri konuşacağımı tahmin ediyorum. Ama tabii sadece tahmin. Desem de inanmayın, öyle olacak. Haydi başlayalım bu geceye. Hoş geldiniz. Hoş. Onu bir türlü yerleştiremedik galiba. Yerleştirdim. Hiç problem. İstiyorsanız o yastığı alalım arkanızdan. Ya, Yaşar Bey. Bir şey olmaz, tamam. Sizi neden çok seviyorlar Allah aşkına? He? Yani neden çok seviyorlar? Özellikle toplumda bir kısım insan sizi çok seviyor. Bunun sebebini ben yardımcı olayım size. Tamam. Hemen tamam, onu alayım. Tamam, alma. Alma. Ama daha rahat edeceksiniz. Alma. Ama daha rahat edeceksiniz. Daha rahatım değil. Peki. Tamam. Niye seviyorlar? Evet, neden seviyorlar sizi? Bedava niçin? Sevmezler. Patates dağıtmıyorum herhalde. İşlerine yarıyorum ki seviyorum. Mutlaka ki, estağfurullah. Tabii ki patates dağıtmıyorsunuz. Ben de onları seviyorum da ondandır. Öyle mi? Evet. Sizin en çok neyinizi seviyorlar? Özellikle onu merak ediyorum. Açık kitaplarınızda yazım şeklinizi mi? Yoksa dinimizde bir takım şeylerin sizin yazılımınızla, söylemlerinizle daha mı kolayına geliyor insanların? Şimdi ben kimse için hiçbir şeyi kolaylaştırmam. Ya öyle bir cömertliğim yok, açık söyleyeyim. Onu bana gıcığı olanlar söylüyor, kolaylaştırıyor efendim. Öyle söylüyorlar. Biz zorlaştırdık demiyor. Zam yapa 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 dini tanınmaz hale getirdiler. Şimdi biz ya zam böyle yapmak, zam yaptılar her şeye. Yani ibadetlere, itaata, hepsine. Yani zorlaştırmak anlamında. Zorlaştırdılar, evet. Şimdi onların aslını söylediniz mi? Aa, ne kadar kolaymış diyorlar. Ya zaten kolay olmasa bu din bütün insanlığa hitap eden bir din olmaz ki. O zaman belli özellikleri olan, belli çilelere tahammül edebilen bazı nitelikli insanlar bu dini yaşar. Halbuki bu din Eskimo'dan en medeni bölgelerin insanlarına kadar herkese hitap ediyor. Şimdi siz bunu nereden bunu bazılarını için çekilmez hale getirdiniz? Bazıları için çekilmez olan bir din evrensel bir din olmaz. Çekilmez tarafları nelerdir mesela? Bunların yaptıkları zamlar yüzünden. Şimdi ben basit bir mesela örnek en vereyim. En zoru nedir insanların kaldırmak? Ya en zoru falan diye bir şey yok. Hepsi zorlaştırılmış. Hepsi, yani o bir bütün. Kimine göre o en zordur, kimine göre öbürü en zordur. Peki sizden önce bu kadar sözü dinlenen, sizin kadar sevilen herhangi biri mi çıkıp bunu zorlaştırıyor? Yoksa insanlarımız kendiliğinden mi gitgide bu işi zorlaştırdı? Benden önce diye bir şey yok. Bakın, benim söylediklerim bin küsür yıldır söyleniyor. Bunları halkı kandırmak için, aa bunu ilk defa bu adam söylüyor. Bu sakalsız, bıyıksız, cübbesiz, sarıksız adam. Nereden çıktı bu? Atalarımızdan dinlemedik. Sen atalarından dinlediklerin doğru olsaydı zaten bu hallere düşmezdin. Atalarından dinlediklerine sorgulamadan uyma diyen Kur'an'dır. Sen bunu bilmiyorsun bir defa. Yani bu benim söylediklerim hiç yeni şeyler değil. Şimdi diyorlar ki efendim reformcu. Batılılar beni bütün yazdıklarında, benimle ilgili tezlerinde filan reformatör diye veriyorlar. İslam'ın Luther'i, reformatör. Haşa! Luther hayatta en sevmediğim adamlardan biridir. Ben Luther falan değilim, reformatör değilim. Hatta ben modernist değilim. Ben Kur'an mümini bir adamım. Akılcıyım. İşte İmam-ı Azam'ı yazdık, bakın kıyamet kopuyor. Nerede İmam-ı Azam kitabı? Yok buralarda. Enteresan. Sen getirmemişsin. Demek ki okumadın, görmedin. Şimdi... Ah!
Buraya getirmem gerekiyor muydu? Ben hayır, sadece sohbet etmemiz gerekiyor. Değil tabii de görmek... Görmez olur muyuz? Merak ediyorum. Peki. Fakat içi bana bu sefer bugün, çok karışık geldi o kitabın. Bugün... Çok anlaması zor gibi bir kitap gibi geldi. Evet, bugüne tabii. kadarki kitaplarımızdan çok daha zor. Ama anlayacağın yerler var. Anlayacağım yerler var. Şimdi İmam-ı Azam insanlığın yetiştirdiği en büyük dehalardan biri. İmam-ı Azam'ı ben anlattığım zaman nasıl kolay anlasın insanlar? Ama inanın okuduğunuz zaman sizin anlayacağınız kısımlar size yeter. Herkesin anlayacağı bir şey var orada. Bugün Celal Doğan'la öğle yemeği yedik birlikte. Şeyde, kalyonda, kanyon mu nedir orası? Kanyon. Kanyonda. Çıkarken garsonlar getirdiler İmam-ı Azam kitabı almışlar. Öyle mi? İmzalattılar. Evet bana. Sizi çok seviyorlar. Nasıl mutlu oldum biliyor evet. musunuz? Garsonlar, oradaki garsonlar. Şimdi bakın İmam-ı Azam diyoruz. İmam-ı Azam niye yazıldı? İmam-ı Azam bu akılcı İslam dininin aklın prangalanmasına araç yapıldığı için yazıldı. İmam-ı Azam bunun mücadelesini verdi. Aklın egemenliğinin mücadelesini verdi. Kur'an akla getirilen prangaları kırdı. Dinler tarihinde başka bir kutsal metin yok. Aklını işletmeyenler üzerine pislik inecek diyen bir başka metin yok. Ben felsefe profesörüyüm. Ömrüm bu işlerle geçti. Kur'an dışında bunları söyleyen başka bir kutsal metin de yok. Felsefi metin de çok az var. 18. yüzyılda aydınlanmanın batıda öncüsü sayılan Kant diyor ki aklınızı işletin. Aklınızı işletmezseniz Alman filozofu Kant. Aklınızı işletmezseniz başkalarının uydusu ve kölesi olursunuz. Kant'tan akıl nasıl işletilir? Bir dakika. Kant'tan 1000 küsür sene önce Kur'an-ı Kerim çok daha sert bir uyarı yapıyor. Aklını işletmeyenler üzerine Allah pislik indirir diyor. Akıl nasıl işletilir? Nasıl işletilir? Evet. Akla pranga koymayacaksınız. Ne yapayım? Akıl nasıl işletilir? Bilime gitmekle işletilir. Ortak insanlık değerlerine gitmekle işletilir ve tabulardan kurtulmakla işletilir. Önce olumsuzları yıkacaksınız. Tabulardan yani, kurtulmak kolay mı o kadar? Kolay olsaydı zaten biz bunları konuşuyor olmazdık. Evet. Doğru. Kolay olan hayvanlara mahsustur. İnsan estağfurullah var mı canım? Otunu önüne koyarsınız, yalını koyarsınız. Sahibim bana bunları reva gördü der, yer. Koymazsanız yemez. İnsan bu değil. İnsan sorgular. Niye bu gelmedi? Niye olmadı? Niçin bu geldi, öbürü gelmedi filan. Şimdi fark burada. Hani Sokrat'ın dediği gibi bilim insan aklını işleten bilen varlıktır. Bu insanla hayvanın farkını ortaya koyar diyor. Şimdi hayvan neye teslim olur? Önüne koyan yala teslim olur. İnsan yala teslim olan varlık değil. Bunu sorgulayacaksınız. Bir şey sorabilir miyim? Müsaade ederseniz arada bir soru sormak istiyorum. Müsaade eder misiniz? Peki. Son zamanlarda, son birkaç senedir İslam neden bu kadar çok konuşuluyor ve tartışılıyor? Konuşuluyor çünkü Türkiye'nin kaderini karartmak ve Türkiye'yi Afganlaştırma aracı olarak kullanılıyor. Ve buna tepkiler var. Bu tepkiler karşı tepkileri doğuruyor. Ve konuşuluyor. Şimdi ben durup dururken İmam-ı Azam'ı niye yazıyorum? Çünkü bir şey ben söylediğim zaman bu reformcu adam söylüyor bunu. İmam-ı Azam'ı yazdım. Millete ve Müslüman dünyaya şunu demek istedim. Arkadaş, ey benim din kardeşlerim. Bu benim söylediklerim ilk defa söylenmiyor. Bunları sizin asırlardır baş tacı ettiğiniz, dokunulmaz ilan ettiğiniz, hiçbir itirazım yok, muhteşem insanlar var. İşte mesela İmam-ı Azam, bu benim söylediklerimi hatta daha sert, daha altı çizilesi ifadelerle söylemiş. Sizi kandırıyorlar ilk defa bunları ben söylüyorum diye.
Öyle değil. Bunlar 1000 senedir söyleniyor ama bunlar öne geçemedi. Bunlar belirleyici olamadı. Çünkü despot ve çıkarcı idareler İslam'ı kendilerinin saltanatını sağlamlaştıran bir araç olarak kullandılar. İşte bunun için. Ya İmam-ı Azam'ın arkasına saklanıyor Yaşar Nuri. Hiç öyle değil ama pek öyle olsun. Ben İmam-ı Azam'ın arkasına saklanıyorum. Sen kimin arkasına saklanıyorsun? Peki siz niçin bu kadar çok kendinizi ön plana çıkarttınız? Bilginiz, kültürünüz, tabii ki bu konuyla olan uğraşınız bunu gerektiriyordu mutlaka. Saatinize baktınız. Bunu gerektiriyordu mutlaka. Fakat bu kadar çok öne çıkmak sizin için iyi mi oldu? Yoksa ben size önemene, zarar veren bir şey mi oldu? Hanım, ben öne mene çıkmıyorum. Nietzsche'nin dediği gibi ben işimi yapıyorum. Ben eserimi yazıyorum. Eserimi yaratıyorum. Yıllardan beri yazıyorsunuz ama. Gayet tabii. Şimdi bakın öne çıkma diyorsunuz. Kadar... Müsaade edin. Birçok ilim ve fikir adamının öldükten sonra mazhar olduğu şeylere Allah'ın lütfuyla ben yaşarken mazhar oldum. Mesela Batı üniversitelerinde benimle ilgili 10 küsür tez yapıldı. Fransızca, Almanca, İngilizce. Bunlar benim dışımda olan şeyler. Ben bunları yapan insanların bir kısmıyla görüştüm. Bir kısmını hala görmüş değilim. Bunlar benim dışımda. Ben bir değer üretmişim. Dünya bunu görüyor. Öyle bazılarının dediği gibi Türkiye'de birileri Yaşar Nuri'yi pohpohluyor falan. Ne alakası var? Bochum Üniversitesi'nde, Ulm Üniversitesi'nde, Tübingen Üniversitesi'nde, Manchester'da benimle ilgili tez yapan insanların pohpohlamakla ne ilgisi Peki, var? Peki bu Batılı. Size zarar verdi mi? Niye zarar versin canım? Benim en büyük mutluluğum bunlar. Peki aynı benim zaman... yükümü ağırlaştırdı. Başka bir şey söyleyeyim. Bunlara ben tenezzül etmiyorum ve bunları ben başkalarından öğrendim. Bir Time dergisini düşünün. Açtığını söylüyorum. Dünyanın en büyük basın organlarından biri. Bu dergi 2000'li yılların başlarında bir 20. yüzyıla etki eden 100 adam seçti. Bakın Türkiye falan değil. Dünya kamuoyu bu 100 kişinin içinde ilk onun içine 7. adam olarak beni koymuştur. 290 küsür bin oyla. Einstein benden 2 sıra sonradır. Şimdi bunları benim efendim bilmem neyimle veya beni seven Türkiye'deki birkaç kişinin dinciler öyle diyorlar. İşte o naylon bir takım adamlar var onu destekliyorlar filan. Yahu onurlu olun, insan olun be. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Siz size dinci denmesinden rahatsız oluyorsunuz bildiğim kadarıyla. Ben dinci bana kimse demiyor. Size ne demek lazım? Bir takım lazım? Dinsizler var. Böyle işte Atatürkçülük falan laiklik arkasına saklanmış. Onlar bana dinci falan demez. Tam tersine kravatlı molla derler. Tamam mı? Ben onlar için kravatlı mollayım. Dincilerse beni işte Kemalizmin ilahiyat teorisyeni, Kemalizmin kutsal filozofu, geçen gün biri yazmış, Tanrı yazar. Lafa bakar mısınız ya? Bir Müslüman bunları nasıl kullanıyor? Yani birilerinin şeyiyle, hiç kimsenin bana prim verdiği, benimle meşgul olduğu falan yok. Önüne gelen bana kazık atıyor, dincisi dinsizi. Ben ürettiğim değerlerle öne çıkıyorum. Demin size örnekler verdim. Ya Time dergisi senin bilmem konjonktürünü, bilmem falancanı, filancanı. Ne anlar ya? Dünya kamuoyu bana 300 bin oy vermiş. Ne alakası var bunun? Peki, bilmem parti... filan üniversitedeki kızın, erkeğin benimle ilgili tez yapmasının senin Türkiye'deki havanla bilmem neyinle ne alakası var? Adam değeri görüyor. 60 küsür kitabın altında imzam var benim. Bunların 1/3'üne yakını yabancı dillere tercüme edildi. Farsçadan Rusya'ya kadar. Bakar mısınız? Bunları okuyor insanlar. Ve adam orada gördüğü değeri alıyor. Üniversitede tez konusu yapıyor. Bunlar öyle mezuniyet tezi falan değil. Bunlar doktora tezleridir. Bunu bilenler bilir ne olduğunu. Şimdi affedersiniz. İnsan ayakları üzerinde hayvan kafası taşımamak lazım. Vicdanlı olmak lazım. Şimdi bunlar neyle oluyor?
Bunlar birinin gazıyla falan olur mu? Kim bana gaz verecek? Benim kırıp dökmediğim bir adam yok zaten. Niye bana gaz versin ki adam? Peki bir şey söyleyeceğim. Siz gaz size gaz vermediler diyorsunuz ama bu arada bir de parti başkanlığını soyundunuz. Ya boş ver şimdi. Hayır ama şimdi bu da bir gazdır bence. Siz o kadar farklı parti bir yerde başkanlığı giderken... Bakın Hülya Hanım. Evet. Eğer öyle diyorsanız söyleyeyim. Parti başkanlığı benim esas kariyerimde yaptığım primin %80'ini götürdü. İşte onu anlatmaya çalışıyorum ben de. Siz niçin? Ona rağmen peki, bakın bu gaz meselesi burada biraz işlemiş gibi görünüyor bana. Hayır işlemiyor tam tersine. Niçin böyle bir şey yapmak istediniz? Tam tersine. Yani öyle değerler ürettim ki 20 yıl yazdığım Hürriyet gazetesi çok büyük saygım var. Beni Türkiye'ye belki dünyaya tanıtan kuruluştur. Onu hiçbir zaman inkar etmem. Ama 20 yıl yazdığım bu gazete aralıksız. Siyasete girdikten sonra beni bir satır haber yapmadı. Bir satır. Peki niçin yaptınız? Bir dakika. Müsaade edin. Şu gaz meselesini anlatayım. Ama öyle bir değer ürettim. Mesela Allah ile Aldatmak kitabını yazdım. O bana bir satır yer ayırmayan gazete geldi mukaveleyi önüme koydu. Dedi ki sen gel bizde yaz. Aa, ne istiyorsan da burada. İşte siyasetin arkasından, dışında. Arkasından... Bu gazete niye yaptı bunu? Bunların riski var. Yani bir basın patronu, bir basın kuruluşu siyasette hala genel başkan sıfatı olan, milletvekilliği yapmak değil, genel başkan sıfatı evet. olan bir adamı gazetesine getirip alay valay ile köşeye oturtuyorsa risk alıyor demektir. Niçin aldılar bu riski? Niçin Turgay Ciner aldı bu riski? Çünkü benim ürettiğim değerlerin Türkiye ve insanlık için önemli olduğunu düşündü, aldı. Ben de onun bu yaptığına saygı duydum. Köşemde siyaset yazmadım. Ama zaten siyaset nedense size yakışmıyor. Bu benim kendi düşüncem. Siz şimdi kızacaksınız yine biliyorum. Nereden biliyorsun? Öyle tahmin ediyorum. Siyaset size yakışmıyor. Siz siyaset yapmamalısınız gibi geliyor bana. Bakın. Çünkü size her yönden insan dinliyor, okuyor ve takdir ediyor. Şimdi siz siyasete girerek bir şeyi bölüyorsunuz gibi geliyor bana. Öyle değil mi? Yanılıyor muyum? Onu saygıyla karşılıyorum. Yalnız bu çok sathi bir bakış açısının ürünüdür. Siyaset nedir Hülya Hanım? Nedir? Bir ülkede yaşayan insanların, özellikle aydınların o ülkenin kaderiyle ilgili önce fikir beyan etmeleri, sonra eylem yapmalarıdır. Hı hı. Siyaset bir aşağılık meslek falan değildir. O zaman Türkiye'yi ve dünyayı aşağılık adamlar mı idare ediyor? Hayır ama şimdi şöyle bir şey var. Siz din ben ülkeme daha yararlı olmak için 60 küsür kitaptan sonra bir de eylem yaptım. Peki yararlı olmak derken şunu sormak istiyorum. Laik tarafınızla mı daha yararlı olmak yoksa dinin felsefesini yaparken mi yararlı olmak? Laik taraf falan bu, dinin felsefesi. Yani benim dinimle laiklik ayrı şeyler değil. Benim dinim laikliği talep eden bir dindir. Tamam. Biz siz öyle kabul ediyoruz. Dincilerin dediklerine ama şu bakmayın. Anki ortamımız ve tartışılanlar bunu ister istemez ayrı ayrı tartışmaya yol açtırıyor bize. Yanlış. Ama yanlış, biz onun için varız. Bu yanlışları düzelteceğiz. O yüzden sizi çözmek zor oluyor. İslam'ı gayet tabii çözmek zor oluyor. Çünkü bir defa bakın benim bildiğimi bilmeyen insanların beni anlaması zor. İki, bilmek de yetmiyor. Bir de dağın arka tarafını görmek gibi bir vizyon gücü, bir sezgi gücü. Mütefekkir budur. Mütefekkir sadece daha çok kitap okumuş olduğu için mütefekkir olmuyor. Vizyonları, sezgileri kuvvetli. Bir şey soracağım. Bunları görmüyorsa bir adam beni anlaması zordur. Sormak istediğim bir şey var. AKP bu kadar ağırlıklı devam etmeseydi, olmasaydı. Ha, şimdi AKP'ye gene gidiyor. Hayır, hayır. Başka bak bir sakın şey benim üzerimden AKP'ye mesaj vermeye kalkma. Biliyorsun bir defa daha yaptım bunu. Hiç bir şey yapmadım. Peki hadi bakalım. Hiç bir şey yapmadım. AKP bu kadar ağırlıklı olmasaydı... siz siyasete girmeyi düşünür müydünüz? Ne acaba AKP'nin ne alakası var ya? Bu kadar gerçekten güçlü gelmiş olması mı AKP, sizi siyasete ya, güçlüsü filan? Bırak şimdi. Onların gücünün nereden geldiğini biliyoruz. O bu ülkeden kaynaklanan bir güç değil. Beni konuşturma. Açarsan söylerim. Söyleyeyim.
Benim siyasete açıyorum. Girişimin sebebi AKP benim dişimin kovuğunu doldurmaz. AKP ne ki be? Benim siyasete girişimin sebebi yıllarca girmememe rağmen 11 Eylül olayıdır. New York'ta kuleleri vuran terör olayıdır. Bu neyi göstermiştir bana? Ben kelimenin tam manasıyla mütefekkir bir adamım. Batıyı bilirim, kendi dilleriyle Batıyı okurum. Doğuyu bilirim, kendi dilleriyle okurum. Öyle fasafiso değil. Şimdi bir defa bunu görelim. Bunu herkes bunu görüyor zaten. Bunu birileri inkar ederse de o kendi zaten. Eşeklikleri olur. Onlara kalsın. Şimdi ben dünyayı okuyan bir adamım yıllardan beri. 11 Eylül'de okudum. 11 Eylül bana dedi ki, Orta Doğu'da bundan sonra siyasetler İslam üzerinden yapılacak. Dünya bunu böyle yapacak. O halde Türkiye'nin geleceğini düşünen, Türkiye'yi sevenler, İslam meselesini eğer iyi biliyorlarsa siyasette yer almalıdırlar. Ben bunun üzerine siyasete girdim. Ben Deniz Baykal'ın peşine takılıp gidecek adam mıyım? Estağfurullah, memnun musunuz peki siyasete? Son derece memnunum. Nereye gidecek? Meclise girmekten de memnunum. Partiyi kurmaktan da memnunum. Millet oy vermemiş. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben işimi yapmış. Tabiri caizse avukatlık büromu açmış, tabelayı asmışım oraya. Adam bana vekalet verme. Vermemişse kendisi bilir. Hiç benim şikayetim yok. Ben ülkeme hizmet etmek gibi bir kaygıyı her zaman yüreğimde taşıdım. Ediyorsunuz da. Ülkem bunu bildi, bilmedi. Ha şöyle içtihatta bulundu ülkem. Sizin gibi. Çok saygı duyuyorum. Dediler ki, efendim sen öyle bir yerdesin ki bizim için. Siyaset seni orada tutmaz, aşağı indirir. Geçen gün bir arkadaşım, bir dostum söyledi. Bir alandaydın ki sen, rakibin yok. Hüccet. Konuştun mu olay bitiyor. Oradan öyle bir alana geçtin ki 40 tane 50 tane rakibin var. Sen konuşuyorsun, öbürü başka bir şey söylüyor. Doğru. Ben bu riski göze aldım. Benim politikaya girmekle ayda kaybettiğim para 5 milletvekili maaşından daha üstündür. Bir, ben bunları bu millet için göğüsledim. Helali hoş olsun. Parayı ne yapacağım? Ben bankaya fazla para biriktirip de ne yapacağım? Kefenin cebi yok. Ben kubbeye ses bırakmak istiyorum. Ülkeme bir şey bırakmak istiyorum. Girdim. Ülke bunu takdir etti, etmedi, yanlış takdir etti. Belki o doğru takdir etti. Bana dedi ki sen siyasette değil de öbür tarafta olmalısın. Bak sen de onu söylüyorsun. Hı hı. Saygı duyuyorum. Bana göre yanlıştır. İçtihat yanlıştır. Hı hı. Bunu sonra anlayacak Türkiye. Benim projelerimin siyasette yer bulmamasının, meclise taşınmamasının faturasını bu ülke ödeyecek. Benim kanaatim budur. Ha senin kanaatin yanlıştır. Olabilir kardeşim. Ama benim niyetime bak. Benim niyetim bu ülkeye daha çok hizmet etmekti. Bunun için ben ayda dediğim gibi 4-5 milletvekili maaşı fedakarlıkta bulundum. Çileler çektim. Benim doğuda seçim otobüsüyle girdiğim yerlere valiler müracaat ettiğimizde koruma vermiyordu. Oralara biz koruma veremeyiz. Siz de gitmeyin. Ben oralara gittim. Ben oralara gittim. Hiçbir genel başkanın girmediği o yerlere gittim. Bunların arşivlerde geriye gittiğiniz zaman hepsinin belgesi, dökümü vardır. Çok güzel konuşuyoruz ama ama şimdi millet geldiğimiz yerde diyor ki hayır. Reklamlara girmemiz gerekiyormuş işte canlı yayında bir, maalesef. Sen diyor böyle. Siyasette değil öbür tarafta bizim başımızın tacısın. Bir şey dediğimiz yok. Evet, ben de aynı şeyi söylüyorum. Dediği doğrudur, yanlıştır, onu zaman gösterir. Ben de aynı fikirdeyim. Reklamlara giriyoruz. Ben rahattan şikayet edecek değilim. Millet öyle diyorsa benim keyfime uygun olan odur. Ben sokakta filan partinin sizin genel başkanı değil. Yaşar Nuri dedikleri zaman evet. Ben çok daha keyifli peki, oluyorum. Peki, keyiflisiniz ama bir de sinirli bir tarafınız var. Bunu henüz soramadım, birazdan soracağım size. Bu arada Kamer Genç gelecek. İkinci konuğumuz olarak reklamlar birazdan görüşmek üzere. Hadi.
Fil Yapı'nın katkılarıyla hazırlanan Hülya Avşar soruyor. Reklamlardan sonra devam edecek. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk efendim. Ayağınızın tozuyla Londra'dan geldiniz. Evet, vallahi işte ben de Londra'da bir Alevi Bektaşi toplumun bir toplantıları vardı. Oraya gitmiştim. Daha önceden işte Tunceli'deydim. Tunceli'de gelirken çok hakikaten böyle büyük bir kızgınlıkla, büyük bir sıkıntıyla geldim. Yani Tunceli'de eğitimin seviyesi sıfır. Orada kız öğrenciler yurt bulamıyor. Yani orta derecedeki kız öğrencilerde 150 tane kız öğrenciye gittim. Yurt yok. Üniversite yeni açıldı. Hiç yurt yok. Bunu bir seneden beri söylüyorum. Böyle sefaletin diz boyu oldu benim ilimde. Hele benim gibi bir siyasette bu kadar etkili olan bir kişinin kendi ilinde eğitiminin bu kadar dejener ve alçakça seviyesi düşürülmesi, özellikle Tunceli'nin kimyasının bozulması konusunda AKP iktidarı zamanında yapılan bu keyfi ve insanlık dışı uygulamaları nedeniyle işte gelirken 1 Ekim'de mecliste konuştum tabii. Abdullah Gül çıkmış, yani böyle güllük gülistanlıktan bahsediyor da bir de diyor ki ya biz bunları çözemesek diyor. Birileri gelir çözer. Yani hocam beni bil. Yani o Çankaya Köşkü'nde oturan adam. Ya ben burayı bir Türkiye'yi gelip benimizden alırlar diye bir söylemde bulunursa bunun orada oturması ne, oturturlar mı yani? Böyle bir şey olur mu? Yani siz... Benim işim zor galiba bu gece. İki siyasetçiyle yan yana bakalım nasıl olacak. Ben ama... aralara girip soru sorabilirsem inşallah hayır, soracağım. Şöyle, bu arada biz Yaşar Bey'le bir konuyu konuşuyorduk. Evet. Tam o sırada reklam girdi tabii. Evet. Reklam girince yarım kaldı ama ben o konuyu geçip bir soru soracağım müsaade ederseniz. Sonra buyurun. Zaten birlikte çok konuşacağız. Evet. Fethullah Hoca hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Size ne bunda? Nasıl? Bana ne? Yani ya bir vatandaş, yani 50 tane vatandaş sayarsınız. Ben onlar hakkında ne düşünüyorum? Evet, ben de çok merak ediyorum çünkü. Sayın. Sibel Can hakkında ne düşünüyorsun? Suya Aksut hakkında ne düşünüyorsun? Efendim Hülya Avşar hakkında ne düşünüyorsun? Muro hakkında ne düşünüyorsun? Neden bu soruya cevap yani, vermiyorsunuz peki? Hani şey anlamında vermiyorsunuz. Efendim. Kötü bir soru mu oldu bu? Hayır, kötü bir soru değil de niye yani? Ne özelliği var Fethullah Gülen'in? Buyurun, aldım işte cevabımı. Ne özelliği düşündüğüm var? Şeyi anlamış oldum. Yani Muro ile ilgili niye sormuyorsun da Fethullah Gülen'i çünkü soruyorsun? Çünkü Fethullah Gülen, siz, o konuşulanlar, İslam hepsi bir arada iç içe olduğu için bu soruyu efendim, soruyorum ne size. Ne münasebet ya, ben Fethullah Gülen'in niye yani önemli? Ama çok güçlü ve kuvvetli olduğunu hepimiz kabul ediyoruz galiba. Gayet tabii, yani güçlü kuvvetli olmasa New Jersey'de Amerikan istihbaratının koruması altında 90 dönüm bir çiftlikte nasıl yatacak? Hmm. Nasıl yapacak? Peki bu... Gayet tabii önemli ki orada o kadar itibar görüyor. Peki, ama benim için önemli olan benim nasıl? Ülkemde itibar görmesi. Evet. Görüyor ha. Ama. Ha? Görüyor. E gelsin buraya o zaman. O başka bir şey. Burada da başka görüyor. Başka falan değil. Bize yansıması nasıl ta kendisi. Peki? Başka bir şey değil. O işin miyarı o. Türkiye'de gelmeme olmak olmamak. Bakın sizce? Cübbeli Ahmet'e ne dediler geçen gün ekranda? Hayranlıkla izledim. Hı. Dediler ki sen Almanya'daydın ve 28 Şubat kararlarından sonra da seni tutuklamak üzere aradılar. Ve sen de bunu bile bile kalktın Türkiye'ye geldin ve tutuklandın. Hmm. Adamın şekeri bilmem kaçacık mı komaya girecek, gelmiş Türkiye'ye hapishaneye girmiş. Niye yaptın bunu? Orada sana özgürce yaşama imkanı verilmişti, vardı. Hmm. Cevap, bakar mısınız? Başkalarının ülkesinde özgür yaşamaktansa kendi ülkemde hapishaneyi tercih ederim. İşte bu. Peki bu Fethullah Gülen'e giden bir söz galiba. Ben bir yere sanıyorum söz gönderdim. Ben gördüğümü yaşıyor. Okuyorum. Fethullah Gülen ben, herhalde ben, orada özgür Fethullah yaşıyor. Gülen'le ilgili müsbet veya menfi hiçbir tavrım, attitüdüm yok. Ben gördüğümü okuyorum. Mesela bir Said Nursi örneği var. Şimdi onlar diyorlar ki bizim üstadımız, efendimiz odur. Hiç inanmıyorum. Said Nursi'ye o zaman, o bir iman adamı, siyasi fikirlerine ne derseniz deyin. O ayrı bir iştir. İman başka bir şeydir. Mekke'ye gelin efendim, sizin gibi eski İslam uleması
kendi ülkelerinde sıkıntı çektiler mi Mekke'ye geldi. Mesela İmam-ı Azam dedik. Bu arada kitapta anlatmışım. Abbasilerin zulmünden dehşete düştüğü zamanlarda kaçıp gidip Kabe'ye, Mekke'ye sığınmıştır. Ve 6 yıl orada hayatını geçirdi. Niçin? İşte orada Beytullah'ın hareminde. Gelenek budur. Diyorlar ki Said-i Nursi'ye, siz buraya gelin, sıkıntı çekmeyin. Hapishanelerde ananız dininiz ağlıyor. Yazık günah, bu yaşta insansınız. Diyor ki hayır, tam tersine Mekke'de olsam yine Türkiye'ye gelirim. İşte iman adamı budur. Bu imanın karşısında sizin saygı duymamanız, erimemeniz, elinizi bağlamamanız mümkün olmaz. Ben buna bakıyorum. Yoksa oymuş buymuş beni ilgilen Türkiye'de peki, itibar sinirlisiniz? Görüyor. Türkiye'de neden sinirlisiniz? Türkiye'de IMF de itibar görüyor. Ya benim ülkemin lehine mi bu? İtibar görüyor mu? Görüyor tabii. Öyle mi? Hem nasıl görüyor? Kim tarafından görüyor? Bilmem Türkiye'yi ben yöneten onu. Zaten IMF yani. Ben onu bütün bilmiyorum. Kaynaklarını değil yöneten. Diyorsunuz ama evet. Değil. 400, dili geçmiş 400 küsür milyar yöneten dolar borcun değil. Altına yöneten, nasıl yöneten. Girdik biz? Şu anda da yöneten. Şu anda yani ha, IMF değil senede, dediniz. Belki bir senede şey etmiyor ama yine de onlar paralelinde hareket ediyorlar. Ama neden ediyorlar? Efendim, kimin hatası bu? Şimdi Türkiye bir sömürge ülkesi haline dönüştürülmeye çalışıyor. Zaten sömürgeleştirildi. Tayyip Erdoğan iktidarıyla beraber Türkiye'de bağımsızlık kalmadı. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani bir ülkenin ordusunun başına... Önceden evet. De tam yoktu ki. Yani ama Tayyip yoktu Erdoğan'a da bu kadar değildi. Hepsini. Ama bu kadar Tayyip değildi. Erdoğan son 50 yılın bütün günahlarını taşımak zorunda şimdi bu, değil. O kadar ama bununla beraber tamamen kimlik kaybetti Türkiye. Yani şimdi geldi işte gitti Amerika'ya her türlü sözü verdi. İşte bugün Irak'la gittiler o kadar zulüm yaptılar. Türkiye üzerine gittiler. Yani tamamen Türkiye'yi her ne kadar 1 Mart tezkeresi geçmediyse de Amerikan ordusu hep Türkiye üzerine geçti. Yani havaalanlarımız kullanıldı. Bu 1947'de başladı. Sayın o da hocam ama bu kadar değildi şimdi, yani. Şimdi Marshall gün, yardımı evet. Bilmem ne dedikleri 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon dolar parayla bizi evet. Neredeyse bizi tutsak haline getirdiler. Bunların altına. Hayır. 200'e yakın evet. İmza atılmış Amerika'yla son 60-70 yılda. Hiçbirinin mahiyetini veya birçoğunun mahiyetini Türk milleti bilmiyor. Yani Tayyip Erdoğan zurnanın son deliği. Peki son deliği değildir de. Neyse yani onu tabii evet, aslında son deliği. Gizli belgeler olunca deliğidir. Ama yani Türkiye son bu kadar deliğidir. Kişilik dua mesela, edelim de evet, bu peşrev evet. Bitsin Tayyip Erdoğan'la. Biz de istiyoruz bitsin yani tabii. Bitmesi o lazım. Son deliğidir evet, zurnanın. Evet, bitme evet. Sebeplerini lütfen. Nasıl değerlendiriyoruz peki? Niçin bitsin diyorsunuz? Efendim ya Türkiye'de diye bir şey kalmadı. Ekonomisi çökmüş bir ülke. Yani işte tamamen kendi iradesiyle yönetmeyen, işte Amerika'nın verdiği talimatları yeri getiren bir devlet haline geldik. Yani bunu artık işte Amerika'ya gidiliyor, Amerika talimat veriyor, şunları 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 yapacaksınız diyor. Bunlar yapılıyor maalesef yani. Bu gerçekten böyle mi yoksa? Öyle yani görünen o. Konuşulan... Yani şimdi ya parlamentoda işte ben işte 80'den beri parlamentodayım. Geçen dönem hocamla beraber parlamentoda bulunmadık. Gerçi yani hocam bulunduğu dönemde ben olsaydı bu AKP bu kadar oy almazdı. Yok neden? Canım yok yok. Şimdi hocam, neden bir gider. Şey yapıyorum? Hayır şimdi onlar meselesi yaptım. Değil evet, de. Peki. Şimdi evet. Önemli olan bir siyasi iktidarın gerçek kimliğini halka tanıtmak. Ama şimdi sizin zamanınızda basın veriyordu. Bizim zamanımızda hiçbir şey vermiyor. Şimdi artık basın diye bir şey kalmadı. Her bütün benim basın zamanımda kuruluşa... Basın ne veriyordu? Ama yine canım. Olur mu abi? Şey, yapma ya. Bir şey efendim, benim zamanımda evet. Basın sergilediği teslimiyetin, sergilediği efendim kayıtsız şartsız okeyciliğin şimdi faturalarını ödüyor. Şimdi siz biraz evvel dediniz ki dua edelim de bu sistem gitsin, bitsin, geçsin. Artık duaya kaldı işiniz. Yani sizler de biliyorsunuz ki aslında gerçekten bundan sonra koalisyon dua olması edelim diyor ya da sözün gelişi. Ya da güçlü hayır. Bir şekilde birilerinin Tayyip Bey'den sonra gelmesi mümkün mü sizce? Bana çok uzak geliyor. Nasıl anlamadım? Ha, gene mesaj vermeye başladım. Mesaj vermiyorum. Gördüğüm mesaj şeyi söylüyorum. Bak. Hayır ben şunu söylemek istiyorum. Bakın ben AKP'liyim. Batı güçleri Türkiye'den bakın.
Tayyip Bey meselesi de değil, o bir kadro. O kadro vasıtasıyla alacağını kesin bildiği şeyleri alamayacağını veya artık alması gerekenlerin bittiğini düşündüğü anda bu iktidarın bir hafta hayatı var. Bir hafta. Ama ben bunları siyasetçi şey olarak olmayacak. Söylemiyorum. Bir fikir bence adamı olarak. Bence böyle bir şey olamayacak. Canım bana ne sence olamayacak? Halktan, hayır, halktan biri olarak bakın, konuşuyorum ben. Bakın siz gene halktan biri bana değil. Bana göre böyle bir şey olması çok beni, zor bakın, gibi görünüyor. Bakın gene aynı şeyi yapıyorsunuz. Lütfen yapmayın. Bir dakika, ben bir şey söyleyeceğim. Kim? Burada beni kullanarak AKP'ye yağcılık hayır, yapmayın. Hayır, alakası yok. Hayır. Alakası bakın, var. Kimi güçlü görüyorsunuz hayır, bir dakika, diyorum. Bir dakika, yapmayın. Kim güçlü? Bir dakika. İktidar olmalı. Bakın ben bir şey güçlü mesele. Kim güçlü? Hayır. Ya, meclisten yani, kim çıkacak? Tayyip Erdoğan'dan sonra tek başına iktidar olarak. Siz Tayyip Erdoğan'ı konuşun, ben gidiyorum. Hayır, bir dakika. Ben gidiyorum. Bir dakika. Ya hayır, ben gidiyorum. Bir şey siz Tayyip Erdoğan'ı konuşun. Ama benim Tayyip Erdoğan'ı konuşmak gibi bir durum yok. Ben gidiyorum, siz konuşun. Yaşar Bey, aşk olsun. Tayyip Bey. Şimdi siz diyorsunuz ki bakın. Hep bana bunu yapıyorlar. Ben hayır, halbuki Tayyip Bey'i konuştuğumdan şimdi bakın, değil. Şimdi Türkiye'de yani dünyada bir yönetim usulü var. Şimdi eğer bir devleti yöneten insanlar, eğer suistimalleri varsa, eğer devletin kaynakları kendi ailesine ve yandaşlarına kullanıyorlarsa, onlar en kötü yöneticilerdir. En basit size iki tane olay anlatayım. Tayyip Erdoğan gitti, devletin iki tane bankasından, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi aldı. 750 milyon. Yüzde kaç faiz aldı belli değil, teminatı belli değil, getirdi. Kendi damadının başında bulunduğu şirkete verdi ve Safa ve ATV'yi aldı, değil mi? Yine bu Deniz Feneri meselesinde trilyonlarca hayır sever yani trilyonlar dedi, milyonlarca, yüz milyonlarca euro Avrupa'da toplandı. Kim topladı? Fakir fukara işte, gerçekten dini inançları güçlü insanlara dedi ki ya fakir fukaramız var, öğrencilerimiz var işte. Dünyanın çeşitli yerlerinde insanlar muhtaç durumda. Bunlara yardım edeceğiz. Ama bu paralar kime geldi? Kime geldi? Kanal 7'ye geldi. Kanal 7 kuruldu. Bakın mesela bakın Frankfurt Vakıflar Bankası'na 1 milyon 700 bin euro alınıyor. Bunlar kayıtlarda sabit. Bunun 400 bin eurosu İstanbul'da Zekeriya Karaman'ın oğluna gönderiliyor. Bunların belgesi var mı? Var var. Var ya, 10 defa söyledik. Söylemek bu, değil, bu belgesi var mı? Ziya Karaman'ın oğlu kim? Tayyip Erdoğan'ın oğluyla bacanak. Bakın İstanbul Belediyesi... Peki bir şey söyleyeceğim. Hayır, İstanbul Belediyesi... Bir şey söyleyeceğim. Evet, bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün iktidarlarda aynı sistem uygulandı. Ama bu kadar sorumsuzca, bu kadar açıkça bir şey yapılmıyordu. Hayır yok. Yani zaten bir şey tespit et. Bakın Süleyman Demirel'in yeğeni o zaman 20 milyon lira. Bakın 20 milyon liralık. Hayali mobilya ihracatı yaptı ve Süleyman Demirel'i iktidardan etti. Ama şimdi bakın İstanbul Belediyesi meslek edinme kursları açıyor. Evet. Bu meslek edinme kursunun ihalesini kime veriyor? Tayyip Erdoğan'ın oğlunun bacananın babasına veriyor. Zekeriya Karaman'a veriyor. Ne kadar vermiş? 350 trilyon lira. Nedir? Şimdi hanımefendi. Şimdi devletin ihaleleri kime gidiyor? Bunlara gidiyor. Peki iyi yapılan bir şey yok mu hiç? Efendim iyi yapacak mı? Mesela bakın, iyi yapılan bu efendim, ülke için, bu devlet efendim, için, iyi bu memleket bir için şey, iyi yapılan bir şey yani olmadı mı? Yani ben iyi yapılan meselesi değil ki. Devlet talan ediliyor. Devletin kaynakları talan ediliyor. Bakın peki, son 5 yıl içinde İstanbul Belediyesi'nin yaptığı imar tadilatı 86 bin. Kime güvenirsiniz? Efendim kime? Kendime güveniyorum Allah hayır, Allah. Kime güveniyorsunuz? Dürüstlüğe güveniyorum. Hayır. Ya şimdi sokaktaki herhangi diyelim bir adam getirseniz. Erdoğan, diyelim ki Tayyip Erdoğan iktidardan çekildi. Çekilsin efendim. Siz hangi, kime güveniyorsunuz? Şimdi, hangi parti başkanına efendim, güveniyorsunuz şimdi, ki bunlar evet, olmayacak? Başka efendim, şekliyle olmayacak. Efendim bakın hanımefendi bakın. Niçin bağımsızsınız? Şimdi, neden herhangi bir partiden hayır, değilsiniz? Ben, niçin? Ben neden bağımsızım? Evet. Ben eskiden CHP'liydim. İşte Erdal Ünlü ile beraber işte CHP'den iktidarın milletvekili seçildim. Sonra CHP ile CHP birleşti. Siyasi bir nedenle anlaşamadık. CHP'den ayrıldım. O zaman CHP ile Doğru Yol Partisi koalisyon ortağıydı. Tunceli vatandaşlara gittim. Dedim ya ben siyasete çekileyim mi?
Yok dediler, çekilme git, partiden aday ol. Niye? Çünkü belli bir bilgim var, birikimim var. Şimdi bakın bu dönemde, bakın siyasi, ben 1980'den beri siyasetin içindeyim. Ondan önce Danıştay'da hakimlik ve savcılık yaptım. Şimdi bugüne kadar, yani bu kamuoyu da beni tanıyor. Hiçbir zaman kendi makam ve mevki peşine koşmadım. Devletin kaynakları kendi lehime kanalize etmedim. Ama siz şahsınız adına konuşuyorsunuz. Tabii ama sizin yani sürü, siyasetçi böyle olacak. Bir sürü çocuğu okuttuğunuzu da biliyorum. Tabii yani öğrencilere bakın Türkiye'de mesela işte o kadar insanlar muhtar ki. İnanmanızı istiyorum Hülya Hanım. Yani günde yani 8-10 tane özellikle üniversiteyi kazanan genç kızlar, gençler bana telefon edip burs bize verir. Kayıt parasını bulamıyorum. Şuna şimdi cevap maaşımızın her ay 5,5 milyar arasını veriyorum ama o da yetmiyor. Şuna cevap, evet. Cevap. Hangi evet. Parti başkanına güveniyorsunuz ki geldiği zaman iktidara katiyen parmağını yalamayacak. Efendim? Bal tutan parmağını yalar diye söz var. Bu kötü bir hangi parti? Şey. Ay biz de efendim, bilelim, bakın, biz de bilelim o zaman. Bakın hanımefendi bakın. Tayyip Erdoğan 2002 yılında iktidara geldiği zaman işte o zaman 2002 yılında bazı ciddi suistimaller vardı. Şimdi siyasette Türkiye'de en önemli şey siyaseti güç siyasi gücü eline geçiren insanlar eğer geçmişten hesap sorsalardı ve yani geçmişte hırsızlık yapan insanlar da onları içeriye tıksalardı siyaset bu duruma gelmezdi. Tayyip Erdoğan 8 senede iktidarda. Kendisinde ondan önce iktidarda bulunanları ben biliyorum. Çok açık seçik hırsızlıklar var. Evet. Bunların hiçbirisini Yüce Divan'a götürmedi doğru dürüst. Ha, ondan sonra kendi döneminde bakın İstanbul Belediye Başkanı iken kalpazanlık meselesi var ya işte orada bu şeyler belediyenin otobüslerinde satılan biletler, işte deniz otobüslerinde yapılan o pullar var ya onlarla ilgili sahte basılma kalpazanlıkla ilgili hakkında iddia var. Yani onun dışında iddia var ama sadece. Efendim dosya şimdi ben mecliste, demiyorum ki. Hayır mecliste dosya. İşte şimdi eğer hakikaten ama sağlık. Ama siz sorma cevap veremiyorsunuz. Efendim. Hangi parti başkanı? Sokaktaki sokaktaki bir çobanı getirseniz yakınına, bakın bakın. Sokaktaki çobanı getirseniz eğer haysiyetli ülkesine ve milletine sevgisi varsa o devleti yönetir. Şimdi hangi yani peşin hükümde konuşmamak lazım. Mesela bugün siyasi partilerin de liderleri var tabii. Bu arkadaşlarımız da geçmişte bir takım siyasi iktidarlara gelmişlerdir. Yani hiçbirisi kendisiyle ilgili bir herhangi bir suistimal iddiası yok ortada. Var mı? CHP ile MHP ile ilgili Bey, var mı? Hangi parti başkanı için evet. Bunları yapmaz dersiniz? Efendim bir biz artık her parti başkanının bir takım soygun, hortumculuğu, bir takım usu, busu bunları duya duya büyüdük. Hayal aleminde söylemiyorum. Ben bunu hangi açık net söylüyorum. Hangi parti başkanı yapmaz bunu? Efendim katkılarıyla hazırlanan Hülya Avşar soruyor, reklamlardan sonra devam edecek.